İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Yerevan'daki ofisinde çalışma toplantısı. Barış Savaşçısı adlı uluslararası ordu oyunları Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek. Amerikalı Ermeni gazeteci Emre Ödülü'nü 3. kez kazandı. Pompeo, ABD'nin uyguladığı İran'ın nükleer programına karşı kısıtlamaların süresini uzattı. Alep'teki yerleşim mahallesinde patlama sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Afrin'de meydana çıkarılan arkeolojik eserler yasalış yollarla Türkiye'ye gönderiliyor. Urfa'daki Yusuf Asvadazin Ermeni Kilisesi yok ediliyor. Batı Ermenistan Güvenlik Konseyi ve Ermeni Subaylar Birliği'nin katılımıyla Batı Ermenistan'ın Yerevan'daki bürosunda 31 Temmuz'da bir çalışma toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Başbakan Garnik Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyeti Eski Savunma Bakan Yardımcısı Vahan Şirhanyan, General Narek Abrahamyan, bir takım eski rütbeli subay ve diğer görevliler hazır bulundu. Toplantıda organizasyon sorunları tartışıldı ve mevcut çalışma süreçleri analiz edildi. Batı Ermenistan Güvenlik Konseyi temsilcileri özellikle Artsakh'ta kendi geçtikleri askeri yollar hakkında konuştular. Ayrıca Orta Doğu'daki kendi faaliyetlerini sundular. Ermeni Subaylar Birliği üyeleri kendi sırasında birliğin amaçlarını ve misyonunu sundu. İki taraf bölgesel güvenlik meselelerinin geniş çapta ele aldılar. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın basın departmanlığından yapılan açıklamaya göre Uluslararası Ordu Oyunları 2019 çerçevesinde gerçekleşecek olan Barış Savaşçısı adlı yarışmalar Ermenistan Cumhuriyeti'nde 3-15 Ağustos günleri arasında düzenlenecek. Barış Savaşçısı adlı yarışmaya Ermenistan Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, İran, Yunanistan, Kazakistan ve Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin temsilcileri katılacak. Yarışmalar Yerevan, Dilican ve İçevan şehirlerinde gerçekleşecek. Yarışmacılar güçlerini farklı dallarda ölçecekler. Barış Savaşçısı adlı yarışmanın açılış töreni 3 Ağustos'ta Dilican'daki Montemelkonyan Askeri Koleji'nde yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde serbest bir gazeteci olarak yaşayan Ermeni asıllı Peter Mursulyan, 3. kez Los Angeles bölgesi Emmy ödülüne sahip oldu. Amerikalı Ermeni gazeteci Mayıs 2018'de Amerikan televizyonunda gösterilen Holokost hakkında monolog adlı belgeseli için ödül kazandı. Mursulyan ödül alırken şunları söyledi. Büyük babam Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanlardan biriydi ve ben yaşamı boyunca yaşadıklarını anlatan hikayeleri dinlediğim bir ortamda büyüdüm. Bunu anlatarak büyük babamın ve soykırımın diğer şahitlerinin yaşadığı her şeyi sunmak istedim. Bu yılın başında gazeteci en iyi video dalında Los Angeles Basın Kulübü ödülüne de layık görüldü. Bu ödül onun kazandığı 3. Emmy ödülü. Armen Press tarafından iletilen habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Morgan Ortegus yayınladığı yazılı ifadesinde ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo'nun 31 Temmuz'da yaptığı açıklamayla uygulamakta olunan İran'ın nükleer programdaki kısıtlamaların süresini uzattığını belirtti. 31 Temmuz'da ABD tarafından yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Zarif'e kısıtlama getirildiği açıklandı. Yaptırımlar listesinde yer almak, ABD'deki varlıkların dondurulması ve ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin İran'la iş yapmalarının yasaklandığı anlamına geliyor. Teröristler Suriye'nin başkenti Halep'teki bir yerleşim bölgesine ateş açarak bir çocuğun ölümüne ve iki sivilin yaralanmasına yol açtı. Tert Ayemin aktardı ve RIA Novosti Ajansı'nın Suriye Devlet Medyası'ndan edindiği haberde Zeptia bölgesinin teröristler tarafından hedef alındığı ifade edildi. Halep şehrinin banliyösünde faaliyet gösteren gerici isyancılar kentin yerleşim bölgelerine düzenli olarak ateş açarak sivilleri öldürüyor. Suriye ordusu ise saldırılara cevap olarak terörist hedefleri imha ediyor. Ermeni Haber AYM'in Kürt ANF Ajansı'ndan aktardığı habere göre Türkiye'nin himayesinde bulunan gerici militanlar, Türkiye'nin işgal ettiği Suriye'nin Afrin şehrini yağmalamaya devam ediyor. Kürt kaynağına göre Afrin'in Şerava bölgesinde Türk kuvvetleri Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan tarihi eserlerin bulunduğu yerel Birç Evdalo köyünde kazı çalışmalarında bulunmak için özel ekipmanlar getirdi. Edinilen bilgiye göre militanlar antik eserleri Türkiye'ye gönderiyor. Benzer olaylar Afrin'de daha önce de oldu. Özellikle Afrin'in birçok yerlerinde kazılar yapılmış, elde edilen değerler olduğu gibi Türkiye'ye gönderilmişti.
Urfa News gazetesinin bildirdiği ve Armen Press'in aktardığı habere göre Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Haliliye ilçesi Germuş köyünde bulunan Surp Asvatazin Ermeni Kilisesi zaman içerisinde harabeye dönüştü. Edinilen bilgiye göre kilise 19. yüzyılda inşa edildi. Son restorasyon çalışması 1881 yılında Hagop Ardivistyan tarafından yapıldı. Bir daha tamirat yüzü görmeyen kilise sonuçta kademeli olarak harabeye dönüştü. Bilindiği gibi 1895 yılının 29 Aralık günü öğle saatlerinde Urfa'daki Türk askeri birlikleri kiliseyi kuşattı. Zalimler, çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 3000 Ermeni'yi barındıran kilisenin kapısını kırarak içeri girdi. Ermenileri birer birer öldürmek için çok zaman kaybedeceklerini gören zalimler 50 kutu petrolü ana katedrale dökerek orada sığınmış olan halkı diri diri yaktılar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Berat Arzaklı eseri sunuyoruz. Hoşça kalın.